Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün salonumun kanepelerini silmek istiyorum. Çok kirlendiler. Bayağı bir detaylı temizlik yapmak istedim bugün. Öncelikle halılarımı toplamakla başlayacağım. Halılarımı halıyı katmaya göndereceğim. O yüzden bugün koltuklarımı da aradan çıkartmak istiyorum. Ama öncelikle sizlere salonumu göstermekle başlayacağım. İyi seyirler dilerim. Bana da kolay gelsin. Öncelikle işe başlamadan önce size şöyle bir salonumu göstermek istiyorum. Buraya televizyon ünitemi koydum. Geçen perdelerimi yıkamıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. İki tane berjerim var. İki büyük koltuklarım. Şimdi ben bugün koltuklarımı güzel bir şekilde silmek istiyorum. Öncelikle işe başlamadan önce şöyle bir size evimi göstereyim dedim, salonumu. Salonda iki tane halım var. Onları güzel bir şekilde düreceğim. Bugün onları halı yıkatmaya göndereceğim. Çok kirlendiler. Bu arada ben de koltuklarımı güzel bir şekilde sileceğim. Bana kolay gelsin diyorum. Öncelikle şöyle sehpamı kenara koydum. Halımı güzel bir şekilde dürüp kaldıracağım. Bu arada ben de kuşu getirdim. Bu oğlan da kuşla şey yapıyor, oynuyor. Anne, abla kuş bir akşam geçti. Kuş şöyle halıları kaçtı. Halıları dürdüm. Kuş aşkına kaçtı. Anne kuş aşkına kaçtı. Abla kuş. Bu da benim oğul işim. Çapkınım. Şimdi temizlik yaparken onu da bıraktım. Benim de oyalansın hem. Hava alsın. Yapma anneciğim. Çağır oğlum. Gel de. Gel de. Gel de çağır oğlum. Anne elini ısırıyor. Evet. Elini ısırıyor. Sen çağır, o gelir annem. Gel de. Güzel çağır. Gel canım de. Çapkın gel de. Korkma bebeşim. Isırdı mı? Tamam, tamam. Kullanacağım. Hadi Şakir. Şöyle bir ılık bir su hazırladı. Sabun bezini fiili güzel bir şekilde kanepelerimi sileceğim. Öncelikle sabunumu atıyorum. Biraz erisin. O arada ben de yastıklarımın hepsini toplayacağım. Ben kanepelerimin üzerine elektrik süpürgesiyle aldım arkadaşlar. Şimdi bol köpük yapıyoruz. Şimdi bu şekilde biraz beklesin. Ben o arada birazcık bulaşık makinesi parlatıcı koyacağım. Şöyle bir damla parlatıcı. Damla. Köpük süreceğim. Bu şekilde şöyle bir kanepemi siliyorum. Kumaşı kir tutmayan bir kumaş. Koltuklarımın. Çok çabuk temizleniyor. Temizleniyor arkadaşlar. Ben sadece kullandığım deterjan
banyo sabunu, acı şakir kullandım. Sıcak suyun içerisine erittim. İçerisine de bulaşık parlatıcısından koydum. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde silmeye başlayacağım. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hızlı bir şekilde kanepelerimi silerek odadan çıkmayı düşünüyorum. Ben bu şekilde devamlı silerim koltuklarımı. Tertemiz olur. Bayağı kirlenmişti. Çocuklu olunca çok çabuk kirleniyor. Örtü de kullanıyorum ama arada bir çıkartıyorum, sıkılıyorum örtüden. İçerisine biraz da bulaşık parlatıcısı koyduğum için kirlerini çok çabuk çıkarıyor. Ondan sonra bir durulayacağım kanepemi. Temizlik yapmayı çok seviyorum. Kendime her gün bir uğraş çıkartıyorum. Her gün bir yeri temizliyorum. Bu şekilde hem yorulmamış oluyorum. Tek tek yapıyorum. Mesela o gün perdelerimi yıkadım. Bir gün camlarımı sildim. Bugün de kanepelerle uğraşacağım. Çok çabuk hemen rengi açılıyor. Hemen temizlendiği görülüyor yani. Beyaz sabunla silindiği zaman çok güzel temizliyor. Sizlere tavsiye ederim. Ben sürekli bu şekilde beyaz sabun kullanırım silerken. Şöyle bir çekeyim, arkasına geçeyim. Şöyle. Bayağı bir kolayladık. Şimdi ben bunu bir durulayacağım. Şuraları da sildikten sonra arka taraflarını. Ben hızlı bir şekilde koltuklarımı sileyim. Sizlere göstereceğim. Şimdi ben bu kanepemi bitirdim. Şimdi berjerlere başlayacağım. Berjerleri de silmeye başlayıp silme işlemimi bitireceğim. Bu şekilde. Benim çocuklar böyle karalamışlar. Şimdi arkasını da sileceğim. İkisini de karalanmışlar. Berjerlerin arkasının hepsi kalem izi. Ah bu çocuklar var ya. Her şey yapıyorlar. Arkadaşlar az önce kanepemin arkasında kalem boyaları falan vardı. Çizmişlerdi çocuklar. Hemen bulaşık parlatıcısından biraz damlattım. Suyumun içerisinde zaten Hacı Şakir sabun var. Onunla birlikte kanepelerimin hemen arkası geçti. Hiçbir şey kalmadı. Şöyle göstereyim size. Tertemiz oldu. Diğerini de yapacağım şimdi. Onun da arkasını karalamışlar. Temizlemiş ve silmiş olduğum kanepelerim,
bu şekilde berjerlerim. Bayağı bir uğraştım. Ama bembeyaz oldu. Sadece beyaz sabun ve bulaşık makinesi parlatıcısı ile sildim. Bu kanepemin arkasında çocuklar şey yapmıştı. Kalem lekeleri vardı. Onları da size şöyle bir göstermek istiyorum. Onlardan bir eser kalmadı. Tertemiz oldular. Diğerinin arkasına da aynı şekilde kalem izleri vardı. Onu da bu şekilde sildim. Bu şekilde tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi elektrik süpürgemi de oraya koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi evimi süpüreceğim. Bu arada size kanepelerimden çıkan suyu göstermek istiyorum. Silmiş olduğum. Böyle kir çıktı. Onu da göstereyim dedim size. Sadece sıcak su, beyaz sabun ve bulaşık makinesinin parlatısı ile bu şekilde tertemiz, pırıl pırıl oldu kanepelerim. Şimdi bana kolay gelsin tekrardan. Sizlere göstereceğim bitmiş halini. Güzel bir şekilde süpürdüm. Şimdi kanepelerin arkasına doğru silip yerleştireceğim. Bayağı güzel oldu temizliğim. Mis gibi kokuyor. Kanepeleri güzel bir şekilde sildim. Şöyle bir oturdum. Yorgunluk çay içiyorum. Sağ olsun komşum bana çay getirmiş. Yorgunluğun üzerine iyi gider komşum dedi. Allah razı olsun. Bugün de böyle bu şekilde salonumu temizledim. Kanepelerimi güzel bir şekilde sildim. Bugün de salondan kurtulduk. Bakalım artık ne işler bekleyecek bizi. Her gün bir şeyler çıkıyor. Tek tek yapmaya çalışıyorum. Allah güç kuvvet verdikten sonra yaparım inşallah. Bu şekilde şöyle ben bir çayımı yudumlayayım. Kendime geleyim. Tekrardan görüşürüz. Temizliğimi bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi oldu. Kanepelerim tertemiz. Kurudular şu an. Şöyle göstereyim, kurudular. Hiçbir leke, kir, hiçbir şey kalmadı. Şöyle göstereyim salonumu. Parkeleri sildim, temizledim. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.